gelin şu en düşük puanlı. Ya böyle bir çirkin pis bir şeyler görelim ya. Üst katınız açık mı? Müsait değil şu an. Şurada biri uyuyor. Yüzden müsait değil. Eski yağ yanaklarının içinden kızarmış böcek çıkmış. Böcek süper abi vardı. Yani dön değil. En düşük puanlı restoranlar İzmir. Oha! Yok artık. Hemen İzmir'e. Hoppala! Yes! Ben geldim de ne yapacağım ki tek başıma orada? Bir dakika dur, geliyor. Rob! Emir! Neredesiniz? İzmir'e gidiyoruz. Yürü! Abi yemek yiyordum. Ye ya, ne güzel işte. Yemeğinin kıymetini bilirsin. Evet, biz geldik. Kartallı Emir ve kadim dostum Mourinho Ralph ile beraberiz. Dur biraz öne geçelim. Bakayım. Oğlum goriller göçü gibi oldu. Buca çöküş. Bak, bu videonun bir kısımlarını biliyorum, haberiniz olsun. Yani böyle önden spoiler verebilirim size. Değil miydi bu? Evet oğlum, Buca çöküşü bak. Sizin Bağcılar oturuşu bildiğiniz, biz İzmirli olduğumuz için bizde Buca oturuşuydu bu. Olur abi, aslında ya iyi. Geldik, İzmir'in neyi meşhur? Pizzası. Pizzası meşhur. Buca'nın pizzası meşhur. Midyesi. İzmir'in pizzası mı meşhur lan? Ben bunu ilk defa duydum. Hani boyozu moyozu bilmem nesi. Foça'nın midyesi meşhur. Ya makara mı yaptılar ya? Bir de döneri meşhur İzmir'in. Döner. O yüzden en düşük puanları bulduk. Birbirinden kötü. Birbirine inanılmaz. İzmir'in kumrus bence makara yaptı ya. Yorumlar okudum ve gerçekten biz bence halk olarak yorumlarda çok başarılıyız. Çok yaratıcıyız. O zaman hocam bir yorumlara bakalım. Tırıdın tırıdın. Dın tıdın tıdın tın tırı dırı 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 dın. Oğlum ya sen de bak, geldiğin ikinci video, bir asker videosuna geldin, iki buna geldin. Bana dedin ki seni en iyi yemeklere götüreceğim dedim, bir baktım en ucuz videosu. O sözüm olsun. Sözüm olsun. Sıcakta da kötü yemek yemek ayrıca bir. 38 derecede herhangi bir şeyde zaten zehirlenme ihtimalimiz %95. Şimdi bak, burası harika bir pizzacı. 166 tane yorum almış. 166 yorumda da 2,5 puanda kalmayı başarabilmiş yegane pizzacılardan abicim burası. Rezalet. Yani bir pizza ne kadar kötü olabilir? Düşünüyorum, düşünüyorum. Hani en dandik malzemeleri koysan pizza yine pizzadır abi. Lezzetlidir yani. Hani ekmek üstü, kaşar sağlam, mısır, zeytin. Mesela ben onu anlamıyorum. Ölüm gibi bir şey değil. Aluk, yani pizza bu ya. İşletmede ilgilenen yok. Çalışanlar kendi aralarında tartışıp bağırıyorlar. Gelen ürünlerin tarihleri geçik ya da yazmıyor. Gerçekten asla gidilmemesi gereken bir yer. Paramızla rezil olduk. Paramızın çöpe gitmesi için doğru seçenek. Hani zeytinli poğaça hikayesi vardır ya. Tıpkı bunun içinde geçerli. Yani pizza ile tek alakası dükkanın üstündeki pizza tabelası. Ayrıca A4 kağıdına pizza çizip tavada ısıtırsanız daha ekonomik, daha tadı belli olur. Kağıt kadar bile tadı yok pizzaların. İtalyanlar görse davalık oluruz. Tanırız. Verdiğim para zehir zıkkım olsun. Hakkımın helal etmiyorum. Yapamıyorsanız bırakın bu işi. Berbatsınız. Oğlum çok yiyorum lan. Ne yapacağım? Nasıl batmadıklarını bir türlü çözemediğim mekan. Evde ekmeğin üstüne salam, sosis, kaşar koysanız o bile daha çok pizzaya benzer. Servis desen rezalet. Hız desen rezalet. Yiyeceğin yerlerde cidden nasıl batmadıklarını sorguluyorum. Evet, nasıl batmıyor abi böyle yerler? O da bak çok enteresan. Hastasına abi gidiyor bunlar. İki puan bize yeter diyor abi. Devam. Tabii fazlasında gözü olmayanların yeri. Ve böcek varmış. Bence okey. Biz alışırız. Ya. Bak abi, bu dünyanın en iyi yorumu. Şunu lütfen okur musun? Bizzat dükkana gittim. Sınırsız pizza kola menüsü söyledim. Sınırsız pizza kolası da var. 20 TL fiyatı vardı. Önce ketçap mayonezleri önüme koydular. Ketçapların tarihine baktığımda 6 ay geçmiş olduğunu gördüm. Normal. 6 aydan bir şey olmaz abi ya. 3 seneye kadar okey. Tabii. Daha sonra kutu mayonezin tarihi silinmişti. Kapağında yazmıyordu. Son kullanma tarihi ömür boyu. Üst kata oturmuştum. Çalışan in çık zor oluyor dedikten sonra bizi aşağı geri indirdi. Yok artık. Harika. Ulan üst katları kapatın oğlum o zaman. Niye yani? Üst katlar kapatılsın. Sonra kurye gelmiş bir de. Kurye demiş ki oradaki çalışan adama, yani sizi aşağı mı aldılar? Böyle saçma iş mi olur demiş. Çıkın zor oluyor diye. Evet, kurye çalışanla kavga etti. Bunların hepsini deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz. Bak işte Orkun'un gözündeki gözlük baba. Bu hani önceden konuşmuştu ya, bir dakika falan mı ne çekim yapıyor diye. Müthiş bir görüntüsü var. Burada vardır. Başımıza lütfen gelsin bunlar. Hadi git. Üst kata oturalım bence. Yukarıda oturalım mı? Çok sıcak. Yukarıda oturalım. Klima vardır şu an. Kolay gelsin. Üst katınız açık mı? Müsait değil şu an. Ha, kapalı mı üst kat? Müsait değil mi? Böyle oturalım. Merhaba. Kampanyamız var. Bakalım ne kampanya? Bak, burada ben bir video ile ilgili bir yorum yapacağım.
Şimdi göz anlayacaksınız. Burayı biliyorum çünkü. Bir tane büyük var. Patates kızartması var. Bir tane var. 300 lira. İki tane orta boyu var. Kovası var. Patates çok önemli. 240 lira. Orta yiyelim. Büyük çok değerli ya. 240 lira. Servis alan garson. Bak şimdi. Ben bu durumu anlamıyorum. Bunu yapıcı eleştiri olarak yorumlayabiliriz. Abi bir mekana gidiyorsun. En düşük puanı deneyimlemek için. Onu göstereceksin. Masaya 4 tane kamera koyuyorsun abi. Bence burada... Kamera mamera koymayın baba ya. Ya şöyle dört açıdan da çekim yapmayın babacığım. Ya ben mekan sahibi olsam ve çok kötü bir işletme olsam, üç tane adam gelip oturup dört tane DJI Osmo'yu masaya kursa, hani o hoş geldiniz efendim, nasılsınız ya, ben size en güzel pizza yapacağım falan derim. Bu niye var onu anlamadım. Yani tam gizli bir iş yapmıyorlar da etkiler abi o. El temizliğini gördün mü bilmiyorum ama. Yok, ellere hiç dikkat biraz bir sabunlaması lazım. Bak bir orada var, bir orada var. Her şeyin tarihini kontrol edeceğiz. Tat kontrolü zaten yapıyoruz. Ketçap, mayonez bakıyoruz. Çalışanlar kendi aralarında kavga ediyor mu bakıyoruz. Üst kata oturtmadılar zaten. Orada okey. Yani yoruma katılıyoruz orada ama en azından başta. DJ Osmo olduğunu anlayacak kafa olsa onlar pizza yapmayı becerirlerdi. Fatih'ciğim kamera o. Yani DJ Osmo olup olmamasının önemi yok yani. Bayağı kamera adamları. Ben söylendi. Evet. Hani yukarıya çıksa indirse hoş değil. Pizzahane nerede? Arkada kahvehane gibi bir yer görüyorum ben. Evet evet, çok buzdolabının arkasında değişik bir depo var. Abi Uğur Dündar gibi mutfağa da falan mı gelsin? İşte girebilsek ben çok güzel olur. Şimdi oo, bak, tehlikeli. Uğur Dündar şöyle giriyordu eskiden. Ananı. Şöyle eşek. Ne? Bu çocuğu. Şimdi biz de girebiliriz ama eski... Dünyanın en iyi sahnesi abi yani, ötesi yok yani. Bak kaç yıldır ben çocuktum bu olduğunda hala gülüyorum. Hala böyle bir içimde bir yaşama dair bir heves oluşuyor abi ya. Türkiye bugünkü Türkiye olmadığı için bizi kesebilirler, vurabilirler, kolumuzu koparabilirler. Tebrik ediyorum. Maydanoz ve ketçapların son kullanma tarihi geçmiş. Bu da 2024. Ben inandım. 2025 şişesi almışlardır belki. İçini 2024 ürünüyle doldurmuşlardır ya da 2028 ürünüyle doldurmuş. Bence burada o kadar büyük bir operasyona girilmiştir. Bu yorumlardaki silinmiş mayonez bu. Bu silinmiş. Yok, belli oluyor mu? Silinmemiş abi. 17.02.2025. 25 mi yazıyor? Ototune'unuz çok iyiydi ya. Ya sonunda 5 kesin. Adım sesleri de ototune'lanıyordu ya. Abi lavabo nerede? Evet, üst katta. Üst katta. Orta pizza, bir kola 240 lira. Çok makul lan. Çok makul. Yani, okey. Çok kötü. Okey. Nasıl? Görmeye değer mi? Vallahi karnım biri uyuyor. Biri uyuyor mu? O yüzden müsait değil. Bence yeterli bir sebep. Yarı zamanlı motel. Olabilir, kira veriyorlardır. Pizzadan daha iyi bir gelir olabilir. Tuvalet nasıl? Nasıl biliyor musun? Öğrenci evi tuvaleti. Ha. Okey. Ben Çin pizzanın nerede hazırlandığını hiç anlamadım. Ben çok merak ediyorum. Sor isteyelim mi acaba? Belki gezdirirler mi? Niye gezdin? Niye gezmek istediğiniz sorusuna cevabımız ne? Ben bir pizza ustası olmak istiyorum. Sizin ustayı görüp. Aa şey yapsana abi. Mesela git oraya doğru. Pardon, zeytin var mıydı ya şeyde pizzanın içinde? Ben yemiyorum da falan. Ha. Dur ben gözlükle kaydedeyim. Bak cam gibi bak. Baba bu harbiden... Abi pardon ya, şeyde pizzada zeytin var mı? Yok, zeytin yok vallahi. Ha tamam. Peki. Bir blokladı yalnız ha. Abi pardon ya, şeyde pizzada zeytin var mı? Yok, zeytin yok vallahi. O yana sütuna dokunuş böyle hani aslında sınırını çizdi oraya. Baktı sabit duruyor. Ha tamam. Peki başka... Ama bunu şey olarak yorumlamayın ya. Yani mutfak değişik bir yer bence yani. Adam panik olur. Ne bileyim ben niye mekanı sahibi gibi koyuyorum. Ne var? Sana sucuk sosis kaşar mantarı. Tamam eyvallah abiciğim. Aşağı katta. Göremedim yani yarı. Hayır şeyi düşünüyorum ben, evde bile mutfakta bir şeyler yaptıysam... Çok çok samim olmadığım biri varsa evde, içeri girdiğinde hep onun tribine giriyorum ben mesela. Bu adam girmesin mi şimdi? Yarı girebilir. Zeytin var mıymış ama? Zeytin yokmuş. Ha iyi. Oo. Ellerine sağlık abi. Ellerinize sağlık. Gayet iyi. Oo. Şöyle çevire çevire mayonezi sıkacaksın, ortada bırakacaksın. Biraz da şöyle bir ketçap çevireceksin. Bitti. Ya
Yalnız bir şey diyeceğim. Hiç kötü görünmüyor. Malzeme koku, az. Koku da iyi bence. Ma hiç kötü gelmedi ya. Bence de değil. Abi benim zamanımda bizde pizza vardı. Böyleydi pizzalar ve güzeldi bu pizza yani. Yani dışarıdan görsel olarak baktığım zaman beni çok rahatsız eden bir şey yok. Beni eden hiçbir şey yok şu ana kadar. Evet, ne düşünüyorsunuz? Bence tabii ki de müthiş, unutulmaz bir pizza ama gayet i̇şte yazlık. Malzemeler ucuz. Havuz başında falan, hani böyle en gelişmiş pizza odun fırını olmuyor. Yani şimdi o hazır dondurulmuş pizzalardan daha mı az lezzetli? Değildir yani, daha lezzetli. Yalnız çok kuki abi. Ben bunun hepsini bitiririm. Bence hiç de neye bitirdim? Bitirdim diye üzülmem. Nasıl ben yüksek buldum. Zehirlenmediğim sürece çok okey. Yarın zehirlenmediysem ben buraya iyi bir puan veririm. Evet. A4'ün üstüne. A4 abartı olmuş. Bence de. İşte abi o kadar. Evet, kameralar olmasa. Abartı olmuş. Ya da çok büyük bir gelişme kaydetmiş bu mekan. Ama şey ki çok eski değil A4 yorumu. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum, o kadar beğenmedim de abi. Hayır yani biz de abartmayalım ama yorumları okuduktan sonra. Böyle malzemede bir kalitesizlik var. Tat yok. Bak Zarda minik 55-19. Teşekkür bak, ederim. Çok az tatlı abi. Evet. Ama hani ben buraya gelirken titreye titreye geldim ben ne yiyeceğim diye. Abi fiyat performansa göre değerlendirmek lazım. Fiyat performansa göre çok yüksek. Bir donmuş pizza kalitesi. Evet. Donmuş pizza kesinlikle. Ama doyuruyor. Bak eyvallah. Fiyat çok iyi. Fiyat çok iyi. Tadı orta. Ben bir dilim daha yiyeceğim ya. Ben beğendim. Oğlum senin damak tadın benden. Oğlum bayağı beğendiler ya. Mı gelişmiş? 4 puanı var. Var da yenir ya abi. Benim kötü dediğime bakma. Lan sen o kadar laf et. Yediğin en ucuz pizza ne abi? Yediğim en ucuz pizza 45 centti galiba. Ama Costco'nun pizzası. Costco da Amerika'daki alışveriş merkezi. Metro gibi düşünün. Orada çok güzel bir yer var. Alışveriş merkezinin dışında kendi kafeteryası ve hatta kendi benzinliği oluyor. Gidiyorsun işte bu sosisler var ya, dışı çıtır. İşte pizza. Ne bileyim değişik değişik böyle hamur işleri ve yine fast foodlar, sokak lezzetleri. Gidiyorsun pratik, diyorsun ki bana 3 dilim ver, 2 dilim ver, 5 şundan ver, 3 şundan ver. Parça parça, full değil. Böyle tek dilim ama hani dilimini size göstermeyeyim ya, kutusu şu kadar. Dilim bu kadar yani, böyle bir dilim. İnce tabii, kalın hamur değil. Ondan çok yiyordum. Çok ucuzdu ve karnımı çok güzel doyuruyordu. Hani sen ucuz pizza deyince aklıma o geldi. Onun bir tık pahalısı, dilimi 2 dolar, 2.2 dolar falan olan iyi pizzacılar vardı. İtalyan pizzacıları. Onun da kutuları özeldi. Ve dilim satıyorlardı sadece. 3 tane dilim, 2 tane dilim söyleyebiliyordun. Onlar niyeyse evet bir orta boy pizza kadar yani dilimi. Onun dışında da çok ucuz pizza. Yani genç çocukluğumda, ergenliğimde yemişimdir belki ama herhalde hazır dondurulmuş pizzadır bu benim. Ama favorim yine filedeki şey güzel. Ya ben ondan bayağı yiyorum. Jambonlu mantarlı pizza. Bir de incecik hamuru. Lan yemeksin. Şerefsin. Ama bak dikkat edin. Hepsinin üzerine mayonez ketçap basarım ben. Hatta o kadar çok basıyorum ki pizzanın tadı yok oluyor zaten. Poğaça pizzayı sayma pizzadan canım. Tabii ki bitiremedik hepsini de. Bunları paket yapıyoruz. Değerlendirirsiniz, ziyan olmaz. Merak etmeyin. Şimdi puanlıyorum. 5 üzerinden puan verip ortalama alacağız. Fiyata göre lütfen değerlendirin. Tabii fiyat performans. Ben 3 ile 3.5 arasında gidip geliyorum şu an. Fiyat performans olarak ben değerlendirdiğimde 3.5 veriyorum. Ama işin içine hijyen, lezzet de girdiği zaman 2.5'a düşürüyorum. Sağlam oran. Yani ama hani A4 yorumlarını falan ben burada abartı görüyorum. Evet. Şimdi hijyene %100 katılıyorum. Aşağıya insek daha da farklı şeyler görebilirdik. Abinin vücut sıvaları yaptığı pizzaya geçiyor. Onda hemfikirim. Tamam o her yerde. Yani herhangi bir eldiven bir şey o okey ama. Ne görünen yerler var, neler geçiyordur kim bilir arkada. Evet ya ben şimdi şunu okeyim zaten. Yani burayı burası yapan o abinin aslında elindeki tadın da buna geçmesi. Her şey. Her şey. Tabii kolektif bir şey bu. Ben abinin elinin tadını kendim. Mesela konu 2.5'ta. Adam da arkada. 3'e çıkardım. 2.5-3 arası bir şeyim ben. Sen kaç diyorsun? Benimki de ya 3. Tamam. O zaman ortalama 103. Girip veriyorum abicim ben buraya. Bu arada buranın kendi puanı da 2.5'muş zaten. 3 yıldız veriyorum buradan. İvit. Hadi gidelim sonraki durağımız. Yes. Havamız 38 derece bu arada. Zaten İstanbul felaketti. İzmir İşte yorumlardaki felaket. Gibi olmadı yani. Hiç doğru bir zamanda gelmemişiz. Arkadaşlar dönerciye gidiyoruz. Dönercimiz harika. 78 yorum almış. 2.6 puan. Böyle yeni yorumlardan yine gideceğiz. Dönerden fazla yeşillik var. Bak yine
Kek aklıma geldi. Sinir oldum bak ya. Oğlum bir de adam bana fırça kaymış. Çıldıracağım ya. Bak ben öyle sağa sola restoranlara falan kötü bile gelse kötü puan verebilen biri değilim, tamam mı? Günün sonunda ekmek kapısı. Yani şey diyeceksiniz şimdi lan. Yani adam işini doğru yapsın. Eyvallah ama bir iki defa mutlaka o şansı tanırım. Ne bileyim bir hatası vardır. O gün kafası dalgındır. Bir şey olur. Böyle camış gibi biri basıp yapacağınız işe sıçayım falan deyip günaha girmek istemem ben. Böyle 2-3 olduğu zaman başlarım konuşmaya. Ya Johnny, ta hatırlayın beni, Elren Beyz diye Google'a çıkan ev vardı ya benim Ümraniye'deki. Bunu anlattım, bir daha anlatacağım sinirimi atmak için. Ya bir Burger King zevkim var. Hashtag reklam. Ya, bir seviyorum Burger King yemeği. Ve haftada 2 defa 3 defa söylüyorum. Ya arkadaş, bir Burger King düşünün. Bir tarafta patates, bir tarafta hamburgerin, burgerin. Ondan sonra işte diğer malzemelerin. Ve ortaya gerçekten çok düzgün geometriyle koyulmuş buz gibi bir litrelik kola. Ya baba paketi getiriyor adam, elime uzatıyor. Tamam mı? Tek poşet. Alıyorum. Diyorum ki abicim, canını yediğim sıcak şeylerin arasına niye soğutsun diye litrelik kolayı koyuyorsunuz buz gibi. Ya gerçekten bak mideni bulandırıyor yerken. O kadar soğuyor hamburgerler. Baba bak bunu bir kez yaşadım. 2 yaşadım. 3 yaşadım. 3. de kurye geldi. Ama sinirlendim bu sefer yani. Ya baba ben bunu şimdi iade etmek istemiyorum. Bak senden çıkartırlar falan dedim ama. Yani bunu bir daha söylemek istemiyorum. Gözünü seveyim bak sürekli buraya geliyorsun. Lütfen dedim şuna müdahale edin. Yani insanlara böyle yollamayın. Bir poşetin ekstrasının içine, emekli albay gibi taktım bu konuya çünkü. Bir poşetin içine koy içeceği ayrı. Öyle getir 2 tane poşet ya. Bu kadar yani. Ya da şeffaf poşete sar, onu serçe parmağına koy böyle. Baba ben ertesi zamanlarda bir daha söyledim ve geldi ve yine ortada. Dedim ki tamam bunu bana bırakın. Açtım. Hiç yapmadığım şey bak normalde. Açtım böyle. Tık tık tık. Girdim hamburgerciye. Yazdım abi altına. Ya dedim kardeşim size helal olsun. Hizmetiniz süper. Dedim yani ben spesifik olarak bir hamburgeri soğutmak istesem yapmış olduğunuz yöntem aklıma gelmezdi. Bu arada yaptığım yorumu şu an sallayarak yapıyorum ama bu özeti bu konuşmanın. Bu kadar özenle hamburgeri ve patatesi soğutma tekniğini kullanmanız beni çok mutlu ediyor. Hani aşağıladım da aşağıladım, anladın mı? Bayağı aşağıladım yani. -1'i koydum. Bir gün gittim bir tane daha sipariş verdim. Ona da -1'i koydum. Yani böyle taktım kafayı, 2-3 tane eksiği çaktım. O abiler bana nasıl bilendiyse bundan birkaç zaman sonra ben oraya fiziksel olarak yemeğe gittiğimde, tamam orasıymış siparişi getiren, kurye abimiz, yaşı da var baya böyle kırsaçlı falan, bir muhabbet döndü. Orada böyle bir tanınırlık oldu işte, yayın mayın muhabbeti. Ondan sonra o dedi dalga geçerek, yazılan yorumları sen yapmıştın değil mi dedi bana. Ve bana öyle bir baktı ki beni yatırıp sikecekti orada yani, anladın mı? Hani o sendin değil mi, o hatırlıyorum, unutmadım ben o yorumları falan mantığında. Ebe reis dedim. Yani bunu unutmadın da hala aynı tekniği niye kullanıyorsunuz kardeşim? Akılla taşak geçer gibi. Ya inanılmaz bir trip ya. Ve eminim orası hala açıksa öyle götürüyordur ya. Bu çok önemsiz bir konu ama aşırı sinirleniyorum. Bir diğeri de yine aynı yerden, ya farklı bir yerden. Geçenlerde anlatmıştım, videosu duruyor. Sosyal medya atacaktım, dedim ki atmayayım. Direkt restoranla çözeyim bu işi. Abi light kolaların altını, son kullanma tarihini kazıyorlar ya. Bunu da anlattım. Kazıyor abi, kazıyor, silinmiş bir içeceğin altına baktığında anında bak burada son kullanma tarihi olur. 05-2024. Bu üretim mi, son kullanma mı? Bir dakika lan. Aa pardon, çok özür dilerim. Hayır. Üste 05-2025 diyor. Hayır. Bu üretimmiş. Yeni üretim. Çaktırma bak ya, bir de şuraya bakın. Markasına bak. Yok. Burayı silmişler. Ya ulan niye ya? Oğlum kutu kola lan bu. Niye siliyorsun? Son kullanma tarihi geçtiyse ver, teslim et. Atıyor musun? Ne yapılıyorsa prosedür neyse onu yap.
Burayı silmiş, bir de hayvan gibi çizik var. Hayvan gibi böyle yani, sanki asetonu basmış. Üzerine böyle Susan parasıyla vurmuş gibi. Bir de onu müşteriye getiriyorsun. Ulan bir de light kolayı içtiğin zaman eğer geçmişse tarihi, iğrenç bir tadı oluyor, tamam mı? Ya yudum aldım. Puh, bu ne? En az 6 ay geçmiş, en az 1 sene geçmiş, öyle söyleyeyim. İkinci siparişim oldu, yine öyle geldi. Bilerek söyledim yine aynı koladan. Ondan sonra söyledim. Videolarını da çektim. Birebir de ulaştım. Dedim bakın. Yani bu yaptığınız ayıp, size şikayet edeceğim. Böyle bir dünya yok. Zehir olur oğlum tabii yani. Bir de şey diyorlar ya öyle durumlarda. Biz size hemen mağduriyetinizi gidermek için hemen bir güzel menü yapıyoruz. Ne kanka yani. Sağ ol. Ha iyi o zaman ya. Bir menü yedik bedavadan. Macaristan'da yemek siparişi verdim. Yanında tadı çok kötü bir kola geldi. Yine kola nasıl bu kadar kötü oldu? İşte o tarihi geçmiş kola. Gerçekten tarihi geçince çok kötü oluyor tatları. Şimdi light kola dediğimiz çok tüketilmiyor ya. Zaten Türkiye'de tüketen herhalde benle birlikte bir 5000 kişi falan var. Başka yok herhalde. O alıyorlar, satmıyor. Kalıyor. Atmıyorlar abi yani. İlla onu satacak. Abi ben ne kuryesiyim. İçiciyi ayrı pakete koyuyoruz biz. Yani. Abi öyle olur çünkü Erdinç'im. Ya yemeğin sıcak gelmesi gerekmiyor mu arkadaşlar? Yani insanların ilk baktığı şeyine ooo sıcacık geldi ya da ay buz gibi geldi, bu ne ya? Ulan yolda yemek soğur. Sen içine onun buzlu kolayı litrelik koyarsan olmaz. Hani o taktiği biz nerede kullanıyoruz? Bir şeyler soğuk kalsın diye. Kafasızlık ya, başka hiçbir şey değil. Küfür etmek istemiyorum şimdi. Var sos. Bu kadar dert etmeme bakmayın. Bu benim için travmadır, tamam mı? Heyecanla beklediğin, artı 2 kilo alacağını bilerek o yemeğin gelmesini sabırsızlıkla beklediğin, ortalama yazan 30 dakikayı aşıp 1 saat 20 dakika bile olsa aç susuz o yemeği beklemek, o filmin sadece ilk 15 dakikasını izleyip heyecanla kapıya baktığın, dışarıdan gelen motor kuryenin sesini duymak bambaşka şeyler, anladın mı? Onu bilerek ve isteyerek soğuttuğu zaman insan çıldırıyor. Bu arada bu tarz manyaklar da var, biliyorsun değil mi? Her gün oturup ne gelecek? Hatalı mı gelecek? Hmm. Bak içine ıslak mendil koymamış. Amına koydum seni şimdi. -1. Çok gıcık oluyorum öyle tiplerde. Beni öyle sanmayın. En nefret ettiğim şey. Neler yaşamışsın ya. Hiç anlatmıyorsun. Tabii şube değişiyor zaten. Olay o. Kurye daha zilici. Ama bak ben çocukluktan tecrübeliyim. Babam beni dövmesin diye ben hep anlatırım. Giriş katından işte Marmaris'ten, Cart'tan, Curt'tan yemek söyleyip 45 dakika kapıda bekliyordum. Bir hata olur da zile basar diye amına koyayım. Böyle ağaç alıyordum. O motor ışığı dönerdi. Kış tık hop ayağa kaldırdı. Motoru yan yatırdı. Arkaya gitti. Açtı onu. Buradayım. Buradayım. Tamam falan. Ve bunu bazen görmeyip camış gibi gidip zile basan da olmadı değil, oldu. E oğlum o anne tribi, baba tribi o. Yaşın o zaman 16-17, anladın mı? Dışarıdan yemek söylemek istiyorsun. Canın goralı çekiyor amına koyayım. Gecenin bir yarısı sosisli canın çekiyor. Evde kalmış tencerenin içinde hep aynı muhabbet yapılır ya. Birazcık kurumuş, taşlaşmış makarna. Birazcık böyle işte kabak yemeği. E baba senin canın sosisli çekiyor ya. Islak hamburger yemek istiyorsun bazen. O kapı çaldığı zaman evde bir terör estiren bir ekip oluşuyor. Yemeğine gerek vardı. Niye para harcadın buna? Evde yemek mi yok? O hatta böyle daha da dramatize olursa kiloya falan bağlanıyor. Yani kiloya bağlanıyor falan. Bu saatte bu yemek yemir mi? Onun için söylüyorum. Yoksa lokmanı saydığından değil. E çocuk da tabii ne yapıyor? Biz camda bekleyelim. İşte üst katta oturan arkadaşlarım vardı. Onlar aşağı kadar iniyordu gizli gizli böyle parmak uçlarında. Ya bu çocuk sosis diyecek ya. Güzel tecrübelerdi ama. Pencereden parayı uzatış. Poşeti sessizce alma. İş bitmiyor ki kuryenin gelmesiyle. Benim hemen odamın dibinde annemler uyuyordu. Poşeti böyle açardım. Yavaşça çıkartırdım. Masaya koyardım. İçinden çıkartırdım. Isırırdım.
Ama işte bak, emek hep bir savaş var işin içinde. Çöpü saklaman lazım. Onu asla o gece çıkıp atamazsın. Onu bir şeye sarmalaman gerekiyor. İçeride onu yok ediyorsun amına koyayım. Dışı dosya kağıdı gözüküyor. Üstünde ödev notların var. İçinde ketçap mayonezli goralı şey var. Peçeteleri var böyle. Minnacık olmuş, ezilmiş. Neymiş efendim? Ailemizden gizli yemek söyleyecekmişiz. Şu an bence bu kadar yaygın değildir diye düşünüyorum bu tatava. Bu uygulamalar çıktığında bu yemek söyleme kültürü arttığı bir dönem vardı bundan 15 sene önce işte. O zamanlar çok daha tehlikeliydi bunlar. Kornaya basmalar tabii, o da var. Mek 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 mek. Bir yanda da şey korkuyorsun ama. O bende var mesela. Bir tarafımda şimdi bu işin kötü senaryosuydu. İyi tarafı da harbi söylüyorum. Gecenin ikisinde gizlice söylediğin yemek, hani annem baban kardeşin biri açar kapıyı görür, kızar mızar ama canı da çeker düşüncesi var ya. Paylaşmak istemezsin o 6 tane söylediğin goralıyı, anladın mı? Ya şimdi kokacak, canı çekecek. Ya, yatağına yatacak böyle. Ulan ne güzel yiyor aslında diyecek. Çocukluk travmaları bunlar. Aa o şekerler, ah. O Almanya'dan gelen şekerler. Yaktın beni baba orada, yaktın. Bunu çok oldlar biliyor. Zaten istiyorlar kızdıktan sonra. Ya aslında onun güzelini biliyor musun? Hop WhatsApp grubu şimdi. Gece 2 mi? Uyuyor mu evdekiler? Ben yemek söylüyorum. Bir şey isteyen var mı? Yok lan, olmazdı. Babam uçardı yine içeri ya. Tamam ya, geçti gitti. O son çikolata yemeyecektin. Ha, benim o şekerdi. Ya neyse, bunu anlatmak istemiyorum. Var bir çocukluk travmamı tetikliyor. İğrenç, etin tadı da pilav gibi. Oğlum etin tadı... Abi eğer müşteri hızlı gelsin falan yazıyorsa bilerek geç götürüyorum. Ben ışıklarda falan full bekliyorum. Karnım açsa yemek yiyorum. Bana ne abi, hızlı gelsin. Ne standart var? Standart gelir yemeğini. Ya kanka. Allah Allah yani. Git ver oğlum yemeğini yani. Adam hızlı gelsin diyorsa bazen de çok yavaş geliyor. Johnny ben geçen gün al burada söyledim. 2 saat 17 dakika sürdü. Ve bu 2 saat 17 dakikanın 1 saatinden sonrası 1 saat 20 dakika olduğunda restoranı aradım. Dedim ki Johnny unuttunuz mu, ona göre açım dedim, öleceğim. Adam dedi ki yemek hazır, kuryeyi bekliyorum dedi. 5 dakikaya 10 dakikaya gelir dedi, yarım saattir yok dedi, bayağı detay veriyor bana. Tamam kral dedim, üzerine 1 saat daha geçti işte bak, o sen olabilir misin? Geldi, çok yoğunluk var dedi. Dedim olabilir kardeşim, ne olacak yoğunluk, canın sağ olsun. Ama 2 saat 10 dakika da biraz iddialı. Yani o kadar da sabırlı olmayabiliyor insan bazen, olamayabiliyor. Ve ben şeyi tahmin ettim adam onu. Birinci saatte hazır dedi ya. 2 saati geçtikten sonra dedim ki yemek yüksek ihtimal mikrodalgaya falan girmiştir yani. Sıcak gelirse şüphem bu olacak dedim. Alev gibi geldi bir de. Demek ki o en son saniye verdi 4,5 dakika mikrodalgaya. Uçurdu orayı. Hayır, o yağmur mağmur başka abi. Ben yağmur varken sipariş vermiyorum. Yani o kadar da değil. Benim kuryelerle aram çok iyi ya. Ben çok seviyorum kuryeleri. Bir saniye ha. Evet devam ediyorum. Kuryeler ne kazanacak? Sipariş başına para almıyorlar mı? O ne demek ya? Öyle bir şey var mı lan kuryeler? Sipariş başına prim alıyor musunuz? Yoksa sipariş başına dediğin bahşiş mi senin? Allah Allah. Hayır bir dakika, siz şu an zincir firmalardan bahsediyorsunuz. Atıyorum Tuğkan Kebap diye bir restoran var ve ben oranın kuryesiyim. Götürdüğüm her siparişin para almam oğlum ekstra. Zaten maaş almıyor mu adam?
Ha tamam, o zaman o primleri onlar alıyordur canım. Ama benim bildiğim orada kuryelik yapan arkadaşların da sigortasından tut motoruna kadar, yakıtına kadar hepsi onlara ait diye biliyorum ben. Değil mi? Şahıs şirketi hepsi. Bu nasıl pilav gibi olabilir lan? Ben bu yorumu okuduğumdan beri hala düşünüyorum. Bu hani... niş bir lezzettir abi böyle hani varsa. Yani. Döner benim en sevdiğim yemek olduğu için heyecanlıyım yani. Burada yorumlarımı ben de yapacağım. Pilav gibi mi merak ediyorum. Eski yağ yanaklarının içinden kızarmış... Ya bak. Yapacağım pilav gibi mi merak ediyorum. Eski yağ yanaklarının içinden... Söylediğimiz dönerin yanındaki patates kızartmasından böcek çıktı. Yiyemezsin ya. Ya ben bile yemem yani. Ben bile derken kendimi nasıl başka yere koyuyorum. Ya bazen görmezden geldiğim çok açken ve lezzetli bir şey yiyorsam o keyfim hiç kaçmasın diye beynimde blokluyorum böyle şeyleri. Yani bazen yemeklerde kıl tüy çıkıyor, onu hemen görmeden alıp atıyorum hemen. Yokmuş gibi davranıyorum. Ama böcek çıksa yüksek ihtimal derim ki hani bir bakayım şurada başka böcek var mı? Ne ya Neslihan oğlum, biz böyle karnımızı doyurduk, anladın mı? Bizim önümüze getirmediler yemekleri. Hediye yayınında cadde bostan çocuğum dedim ya. Neyse, siktir de. Kızarmış böcek çıkmış. Ay. Kızarmış böcek oğlum bu. Kızarmış böcek süper abi, vardı. Ya bak, ben haşlama olsa karşıyım. Yani direkt canlı olsa karşıyım ama kızartma olduğu için okey. Tavuk dönermiş yani. Arada etliymiş tabii. 1,5 tavuk döner. Peki kıl mı böcek mi? Kıl mı böcek mi? Bak çok önemli bir soru. Hangisinin çıkmasını tercih edersiniz? Çoğunluk kıl çıkmasını tercih ediyor. Kıl daha kıl ya. Bir an düşündüm de böcek, hadi ben böceklerle çok aşırı neşirim, ondan olabilir de. Genelde herkesin kıl demesi. Kıl daha mı iğrenç? Bence daha iğrenç kıl ya. Adamın ne kıl olduğunu da bilmiyorsun ki. Burun kılı mı? Saçı mı? Bak şey daha irite edici. Böyle 3-4 santimlik kıldan çok uzun saç. Uzun saçtan nefret ediyorum ben. O böyle lan kıl mı bu dersin? Böyle çektikçe uzar, çektikçe uzar, çektikçe onun üzerine parçalar yapışmıştır, böyle bir alırsın onu. O mesela iptal abi. Orada ben iştah kalmaz. Aynen. Asıl boş tırnak çıkması mı? Cordyceps, nerede yemek yedin amına koyayım ya? Bir yemeğin içinden tırnak nasıl çıkabilir ya? Yani illa bokunu çıkartacaksın. Bak o da güzel bir yöntem Eymen. Ben de onu hatırlıyorum, bilinçaltımda var ya. Benim bu ya. Benim kılım bu bak, aynen. İşte iştahın kaçmasın diye o yemeğin tadına varmak için beynin sana oynadığı oyunlar. Benim dürümümden poşet çıkmıştı. Ben içinden poşet çıkan çok şey yedim. Ekmek bilhassa. Askerde de çıkmıştı. Bedir'in dürümcüsü tırnak pideyi yanlış anlamış. Bir şey daha söyleyeceğim. İştah kaçıran. Kıtır kıtır ya da löpür löpür yediğiniz köftenin içinden çıkan veya tavuğun içinden çıkan kıkırdak.
böyle kart diye dişine böyle oturur böyle, ya bu ne lan dersin ya, bu ne, onu da hiç sevmiyorum ben. Artık kıkırdaksa. Onu bilmiyorum. Neyse hadi bu muhabbeti keselim. Gece gece mideniz kalkmasın. Benim midem böyle şeylere çok etkilenmiyor da. Aramızda Neslan gibi bütün gün aşırı böyle fine dining yemekler yiyen insanlar var. Etkilenmesinler. Döneri 290 TL ödedim ve döneri çok kalitesizdi. Nasıl 290 TL? Deriler yüzüyordu içinde, midem bulandı. Ah. Deri. O zaman size 60 saatte kendi kendine çürüyen ve kurtlanan kıyma videosunu açma vakti geldi. Olayı çok kötü abi. Deri olayı çok kötü gerçekten. Ben bağırmadan midem kalktı. Tombik menü söyledik, içine et koymayı unutmuşlar. Lezzet de yoktu zaten. Yanına koydukları ıslak mendil bile... Tombik menü söyledik, içine et koymayı unutmuşlar. Lezzet de yoktu zaten. Yanına koydukları ıslak mendil bile kupkuruydu. Asla gitmeyeceğim bir işletme. Kupkuruydu, bir daha asla gitmeyeceğim bir işletme oldu. Burada ıslak mendile de bakalım abi o zaman. Islak mendil. Oğlum bu arada ben bu şeyleri nasıl buldum biliyor musun? Restoranlar. Ne oldu lan? Eledik. Bu kelenen bunlar. Şan sokak inince. Evet, genelde insanlar tavuk döner yediği ve... Yine kameralar masada. ...öğlendiği için biz de tavuk döner yiyelim. Ne yersin? Pilav üstü tavuk, İskender tavuk. Ben bir kızarmış patates. Bence bir İskender, bir pilav üstü söyleyelim. Paylaşırız. Abi biz bir pilav üstü tavuk, bir tane et İskender alalım. Bir İskender, bir pilav üstü tavuk. Aynen. Bu aksı kırdık mı lan? Buna kestik. Abi tripod falan kurmuşlar ya. Oğlum stüdyo ışığı da gitmiş. Oradan buna kestik. Yo, okey. Oradan oraya şu an kat atmak zorunda kaldılar. Kurguyu uğraştırıyorum şu an. O yeni mi geldik ya, burada değil miydi? Ha ama o kokusu... Evet. Ha. Bence bir sebebi vardır oğlum. Orkun bunu düşünmeyecek adam değil yani. Bir sebebi vardır, bir açıklaması vardır. Biz bilmediğimiz için böyle söylüyoruz. Ay zehir. Bu yüzden orkacıların tercih edin. Bari hani yanacaksanız tam yanın. Böyle az yanmayın. Bu da fenaymış. Bizimkine hiçbiri yaklaşamaz ama. Oh. Nezle yedin mi sen de? Ya, ben yemeyeceğim. Için. Ben yemeyeceğim. Ben orkadan başka yemiyorum. Prensip meselesi. Evet. Islak mendil testi. Kuru mu? Evet, ıslak mendil kuru mu? Evet. Gayet ıslak benimki ya. Gayet sırılsıklam. Koklar mısın? Sakız gibi kokuyor. Gayet güzel. Bubblegumlu ıslak mendil lan. Of, en sevdiğim ıslak mendil. Bubblegumlu ıslak mendil nerede sakız bulduk da biz şey yapıyoruz, kuru diye laf ediyoruz. Islak mendille edilen lafı ben evet kabul etmiyorum. Geri aldık onu. Kaç yıllık bir işletme burası? Kaç yıllık burası? 2-3 yıl olmuş. Yeni yani. Eskiden kafeydi. Eskiden kafeydi burası. Ha, abi sen misin işletme sahibi? Yok. Bunlar yanında mı geliyor abi? Bu da hediye. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Şuna bir baksana. Bana çok hijyenik gelmedi açıkçası. Ne var? Yağlar mağlar oğlum. Nerede yağ var lan? Hiçbir şey yok, tertemiz ya. Baksana çok bakmayalım. Okey, sıkıntı yok oğlum. Biz, bunlar bize okey. Biz neler gördük, biz bunlara çok okeyiz. Ben bu konsepte yeniyim ya. Ben şaşırıyorum. Yok ya bu. Acılı ezme bu değil. Bu farklı bir şey. Başka bir şey. Kahvaltılık sos gibi. Bu arada bir tane laboratuvar bulduk. Yemek inceleme laboratuvarı. Bir sonraki bölümde abi. Buradan geldiğimizde hiç yemeğe dokunmadan bir alacağız kısmını paket yapacağız, ayıracağız. Laboratuvara götüreceğiz. Laboratuvar inceleyecek. Bize içinde ne kadar kesin bakteri var, zehir. Oo, güzel video. Beğenir mi? Hepsini söyle. Bence doğru sistem o. Evet. Onu görelim. O yüzden de ne yapıyorsunuz? Like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz ki daha çok bu seriye devam edilsin. Oğlum Sağlık Bakanlığı bak bize şöyle bir yetki verse. Orkun gez ve istediğin şeyi mutfağa bas. Baktın pis duruyor, bizi ara. Biz bir gidelim kontrol edelim. Gerçekten öyleyse bir yaptırımımız olsun. Ki böyle yerleri şey yapalım. Zabıta yapalım eşliğinde gidiyoruz değil mi? Zabıta bize eskortluk etsin oğlum. Bizim ağzımızı burnumuzu kırarlar var ya. Oğlum Uğur Dündar'ı bile dövdüler lan. Uğur Dündar onu yapan bana neler yapmaz. Limon da bir değişik. Yapay limon gibi biraz. Ama mesela domates iyi görünüyor, kırmızı görünüyor yani. Abi ben domates çok severim ve çok anlarım ve bu güzel bir domates muhakkak değildir. Bir 4 senem falan buzdolabından aşırdığım domatesleri yine aileden gizlice tabağın içine yarıdan böyle kese kese, bunu da anlatmışımdır çok şekilde ama yarıya bölüp tuzu bastığım bir dönem var. Ya en büyük hobim oydu ya, en büyük lezzetim oydu. Tuzlardım ama eski domateslerin de tadını hayal edin. Birçoğunuz belki kırsal alanda yaşayanlar hala o güzel domateslerden yiyordur ama... Böyle biraz kıtır, dağılmayan, eriğin serti gibi düşünün. Bak canım çekti. Fena değil bu. Çok büyük yemeklik domates değil yani. Küçük küçük.
Hacı İzmir'deyiz lan, ne domates, domat oğlum o. Sen bana bir sözlük ver abi, İzmir sözlüğü. Bizde mesela muameleci evet. diye bir laf var, muameleci. Ne demek sizde muameleci? İş çözen. Bizde argo mesela. İzmir'de iş çözen öyle mi? İzmirce'de. Bizim Nazmi ilk işe giriyor. İş İzmir'de dersen et olarak beni tutun. Oo, dur bakayım diye. Sos biraz tırt gibi Johnny. Bence görüntü güzel. Konuşmak lazım. Şimdi sen istersen et olarak beni koy. Üstüne bu kadar domates sosu ve aynen tereyağını bocalarsan her şey çok güzel. Pilav kötü. Tamam. Tavuk yağlı ve derili. Öyle yaptık. Öyle yapacaksın evet. Renkle ilgili ne düşünüyorsun? O İskender'in altındaki pideler kurudur. Bir sıkıntı görmüyorum Ekmekler ben. Bayat değil. Değil, değil. Ekmekler çok kötü. Önce etten başlayalım sonra tavuğa geçelim bari. Level düşelim. Abi selam, Ankara'da yerel bir fast food firmasında restoran müdürlüğü yapıyorum. 12 senedir bu işin içindeyim. Merak ettiğin ne varsa açık açık cevaplarım. O kolaların tarihlerinin silinme nedeni ne kadar? Ne kanka nedeni? Onun nedeni ne olabilir? Altını silip kitleme meselesi değil mi oğlum? Denetlemeyle ilgili falan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha tehlikeli. Fast food zinciri. Sana hemen soruyorum bak. Milletin de aklına gelecek ilk soru. Kızartma yağı normalde kullanıldıktan sonra bir kez daha, hatta iki defa daha kullanılabilir. Orada ne kadar kullanılıyor? Yani maksimum bir kızartma yağı rafta ne kadar durmuştur senin tecrübe ettiğin kadarıyla? Aklıma gelen bir bu var. Bir de kolayı söyle. Chat aklınıza gelirse sorun bak. Yok lan, bir yıl ne ebesini ki. Ben tahminimce bir hafta kullanıyorlardır diye düşünüyorum. Bir hafta bile iddialı oldu. 5 gün. Abi kızartmaya kaliteli iyi bir aşçı dereceyi doğru tutarak yakmaz ise uzun süre kullanır, ama yanar ise tamam, benim dediğim işte o kararmış yani olan. Sarı rengi gitmiş olduğunu düşün. Sarı değil artık o. Yere düşen parçaları geri tabağa koyuyorlar mı demiş Süde. Ben buna inanmıyorum bu arada. Bunu gerçekten yapan ruh hastasıdır yani. Böyle bir şey yoktur. Yaşanmamış diyemem. Yaşanmıştır ama aktif yapılan bir şey değildir ya. Aynı mayonezler o tatlı olmuyor, dolduruyorlar. Evet, bunu yapıyorlar zaten. Ki tadından direkt anlıyorsun. Yazmadı kimse. Yazdı mı lan? Dur bir dakika, benim gözüm mü görmedi onu? Aa. Aa. Yazmış ama gitmemiş. Görmedin galiba. Vallahi görmedim. Bir arkadaşım çok ünlü bir hamburger firmasının et aldığı bir tesiste çalışıyor ve söylediğine göre inanılmaz steril yerler diyor abi. Kendisi de gıda mühendisi ve üniversite bile böyle isteriz. Güzel. Yazmış ama mesaj gitmemiş. Neyse, yazıcı söyleyin. Neler yedik kim bilir. Ya ben size anlatırdım 3-5 bir şey de, yayındayım işte, anlatamıyorum bazen. Ne mideniz çok bozulur. Klanın mevzusunu doğru tahmin ettin abi. Hem denetim yüzünden hem de iade süreci zor olduğu için uğraşmıyor kimse. Okey. Bu kıyma döner. Evet. İyi değil. Kesinlikle değil. Çok yağlı döner. Ağzımda kötü bir öyle kıyma tadı kaldı ama kokan yani böyle yanlış bir şey. Tereyağı mı sıvı yağ mı abi? Hepsini okeyim. Demek istemiyorum ne denir. Ne oldu lan? Neydi o? Evet. İyi değil. Kesinlikle değil. Çok yağlı böyle. Ağzımda kötü bir öyle kıyma tadı kaldı ama kokan yani böyle.
Benim eşim üretim müdürü olarak o büyük firmaların hepsi sertifikaları olmadan ürün almıyorlar. O sertifikaları almak için de çok ciddi denetimlerden geçiyorsunuz. Bağımsız kuruluşlarda öyle önden haber verenler de değil. Ya ben bu arada bunların böyle olduğuna inanıyorum ama nereye kadar bu kadar sabit durabiliyorlar ona inanamıyorum pek, ona güvenemiyorum. Yoksa günümüzde denetimlerin arttığını biliyorum yani. Çevremde o tip yerleri işleten arkadaşlarım da var. Baya baya tırsıyorlar ve kuralı kuralına yapıyorlar. Bu güzel bir şey. Ama genelde bunlar iyi restoranlar, düzgün yerler zaten. Biraz gerçek ünlü olmayıp da gerçek esnaf olan insanlarda da herhangi bir hijyen problemi olduğuna inanmıyorum. Eski nesil böyle esnaf ruhlu abilerimiz, ablalarımız var ya. Onlarda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama böyle hani biz bir işe kalkışalım, yatırım yapıp biraz restoran işi yapalım baba birader falan gibi böyle cingöz tiplerin mekanlarında kesin absürt şeyler yaşanıyordur yani. Fritözde kullandığımız yağ ise 5-6 günde değişiyor ve yağ her gün süzülüp polarite dereceleri ölçülerek kontrol sağlanıyor. Yağ konusunda hiçbir firma yamuk yapamaz. Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konuda çok net direkt mühürü basarlar. Çok iyi. Evet, evet iyi abi öyle olsun zaten ya. Kural ihlali varsa absürt bir şey yapıyorsa vuracaksın geçeceksin. Sokak satıcılarına çok dikkat edin. Gerçekten ucuz olmanızın sebebi kullandıkları ürünler rezalet ötesi oluyor. Ya bak mesela benim mahalleden tanıdığım bir arkadaşım var. Babası yıllardır nohut pilavcılık yapar. Bak o adamın parmaklarını yalarım anladın mı? Şimdi o da sokak satıcısı. Ama biliyorum adamın hijyenini. Ne kadar dikkat ettiğini, ne kadar iyi bir aile babası olduğunu yani. Parmaklarını yalamam da işte anlayın diye, etkisi geçsin diye söyledim. Yanlış bir şey demek istemiyorum, ne denir? Dur şunu bir izleyek bakayım. Muhabbete devam edelim. Yedin? Hangisini yedin sen? O İskender'i. Onu mu yedin ha? Oğlum bunun tepkisi daha şey lan. Bu Kartal'da yaşayan bir adam oğlum. Şişt. Oğlum ben Vedat Milor'un baba tarafından 7. kuzeniyim. Sen kimsin lan Kartallı? Kartal'da full füzyon abi. Bu pidenin İzmir'de özel bir adı olmalı yani. Biz buna pide dememeliyiz. Siktir. İzmir'de bence özel bir adı olmalı yani. Biz buna pide dememeliyiz. %100 duyuyordur konuşmaları. %100. İzmirliler buna ne diyor? Bir şey bulursunuz abi ya da... Pide esta. Sen buna hızlıca bir şey bul. Şey mi sizde öyle mi abi? Evet oğlum ismini bilmediğimiz şeylere gruba yazıyoruz İzmirliler grubuna. 35 grubuna. Tavuk döner için bayağı yorumlar vardı. Tavuk daha iyi duruyor bu arada. Yağlar donmuştan kasıt şundan bahsediyor bence. Bu deri o. Deri mi bu? Deri var. Ben pilavı tadacağım döneri sana bırakıyorum. Tavuk etten daha iyi. Tavuk güzel. Pilav sanki 4 gündür burada gibi. Pilav tane tane olmuş. Yediniz mi pilavı? Pilavda bir problem ama işte ben şeyi anlamıyorum abi. Pilav tarifi nettir. Koyayım yani pilavı önce yıkarsın sonra tereyağında kavurursun. Abi sen hiç şöyle pilav gördün mü baksana pilav böyle hani pilavlığını kaybetmiş bunlar. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Siz tavuğu beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Deri geldi çünkü bana da. Şimdi ay yok deri de yedik ama buna kıyas. Vallahi şu videoyu hiç izlemeden gitsem orada yesem acaba ne hissederdim ya? Ben vurur geçerdim ya. Oh derdim bir de böyle bir arkama yaslanır bir çayımı söylerdim. Asla mükemmel. Şuna kıyasla ikisine. Abi bunu da yeme bunu da yeme. Ya, yok ikisini yeme bence. Çok reklam edebilirim. Çekiyor musun? Çok sağ ol. Hesabı abi ya, alalım mı? Hesabı alalım da yani dönerler... İkisi de. Yani bir saat konuşabiliriz üstüne istersen de şimdi tavuğun tadı zaten bir garip de işte deri var üstünde. Yakına geleyim de çok bağırma yaklaşımı. Yağlar donmuş yapışmış üstüne. Dönerin tadı döner değil. Bu etin tadı et değil. Zaten yapar. Kıyma biraz değil kıyma. Mi? Kıyma. Kıyma. Evet tamam. Zaten kıyma. Et. Olsun abi ya. Elinize... Ya ben çok üzülüyorum böyle şeylere ya. Şimdi garibim ben de amına koyayım. O zaman doğru düzgün yemek yapsın falan diyemiyorum ben bazen. Üzülüyorum ya. Sağlık olsun ya aynen. Eyvallah. Hesabı rica edebilir miyiz? Ya bu kıyma zaten. Şimdi burada... Sopayı çekip gelip dövüyorum. Bir sorun et porsiyon yazıyor ya. Evet. Et düşünülüp biraz kıyma konmuş ve et porsiyon yazılmış. Ama işte üzülmemek lazım. Bak bir yandan da bunun da böyle bir gerçek tarafı var işte. Bunlar önemli eleştiriler yani. Gerçekten bir sıkıntı varsa onu işletme sahibine söylemek. Rencide etmeden ve etrafta duyurmadan belki de. Onu daha iyi sonuçlar almasına vesile edecektir diye düşünüyorum. Et dedi ama değil mi dedi? Bence bu tip konulardaki en büyük
çekingen tavrımız, hatamız daha doğrusu, bunun usulünü bilmememiz. Genelde sıkıntılar hep böyle oluyor. Olay çıkarmak, kavga çıkarmak, bunu böyle sert bir dille aktarımını yapmak çok doğru şeyler değil. Gidersin yanında söylersin. Bu video için söylemiyorum genel olarak. Ya da tamamen susmak, o da yanlış. Bırak. Uslup, hep işin içine uslup giriyor. Kıymayla yapıyor. Kıyma da bir et çeşididir aslında. Ama öyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar, bunu çok yaşıyorum son zamanlarda. İyi olmak, naif olmak ve tatlı tatlı bir şeyleri söylemeye çalıştığın an karşı taraf ezilip büzülmüyor yani. Aksine kılıçlarını çıkartıyor böyle. Garip bir tribe giriyor. Garip böyle bir tavır, hani sen kimsin, o kim, konuştuğunuz konu ne, bunların hepsi gidiyor ve konu hemen hayırdır lana dönüyor, kavgaya dönüyor. Bir de öyle bir gerçek de var yani. Dengeler bayağı bir karıştı. Buna baktığın zaman. Hayır. Ama literatürde et döner daha... Siz İzmir'de buna böyle diyorsunuz. Yaprak döner farklı İzmir'de, evet. Şimdi ben hayatımda dünyanın her yerinde İskender yedim. Bence İskender değil bu. Ama yaprak. Tamam. Ama yaprak. Peki. Sen Japonya'ya gidince İskender mi yiyorsun? Yiyorum. Yedin lan oğlum, Japonya'da İskender yedik. Almanya'da yedik. Bunlar iyi miydi? Bak benim hayatımda yediğim en iyi döner abi Almanya'da. Yok benim değil. Ama hasırda yemedin sen. Kreuzberg'teki hasırda yiyeceksin. Yemedim. Burada sevmediğim şu oldu. Hani... Ne demiş Usta Splinter? Ben gittiğim mekanlarda sessizce güzelce anlatırım şikayetlerimi. Ama bugüne kadar teşekkür eden, iyi ki bunu bildirdiniz diyeni görmedim. Yalandan tamam efendim, ben geldim o zaman amına koyayım bakışı oluyor genelde. Zaten her şeyi geçtim. Konuştuğumuzda hani ne bileyim, ya evet bizimki böyle, evet ya beğenmeyen olabiliyor falan, ne bileyim, farklı bir açıklama ya da ne, farklı ne bir... diyecek ki evet kötü bizim dönemimiz mi diyecek? Ya kusura bakmayın lütfen, bu seferlik böyle olmuş, o zaman size yanında şunu ikram edelim ya da şundan para almayalım. Bence bu seferlik olan bir şey ki değil ki, burası her sefer böyle. Sen beğenmedin, ben de beğenmedim. Ben yorum yapan herkese katılıyorum ya. Evet benim abi puanım bir. Ben de bir puan veriyorum hani, bir dükkan açık olduğu için burada hani. Bak bakalım. 535. Aynen. 3 suya 45, 190. 300 doğru. Doğru. Hayır şey gibi düşünmeyin ha. Çok gurmesiniz siz, beğenmiyorsunuz gibi bir şey asla yok yani. Dünyanın en pis boğaz en midesiz insanları biziz. Baksana bu adam daha çok beğenmedi bizi. O hiçbir şey beğenmiyor. Ama şimdi finalde bakınca aynı puanı veriyoruz ya. Sen sadece abi... Pozitif konuşup aynı puanı veriyor. Sen bu esnaflar tarafından fonlanıyorsun abi. Ben ya oğlum fonlansam... İşimde bu kadar hızlı yükselmemin tek sebebi her gelen misafire, müşteriye nazik ve kaliteli yaklaşmaktan oldu abi. Karşımdaki insan ne kadar sinir ve öfkeli olursa olsun her zaman unutmadığımız bir şey var. Aç insan sinirli insandır. O yüzden yemeğini yedikten sonra sorun yaşayan misafirin yanına tekrar gidip olayı tatlıya bağlıyorum. Ya tabii canım, tatlı değil, güzel yaklaşım önemli yani. Bu şimdi az önce kurduğum cümleler şey gibi algılanmasın. Hani insanlar artık buna gergin karşılık veriyor. O yüzden o naifliği bırakalım ve kibarlığı bırakalım, bam 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 söyleyelim demeye çalışmadım zaten. Bunu hiçbir zaman yapmayın. Haklıyken haksız olursunuz yani, öyle bir dönem bu. O kaliteyi, o naifliği her zaman koruyacaksın. Bir de bak mesela o cümleyi arıyordum. Esnaf olmak denilen şey var ya. Esnafın gerçeği zaten her zaman bunu şu şekilde dinler yani. Eli hep böyledir. Mahcubiyetlidir, anladın mı? Çünkü hizmet veren odur. Ve tek amacı, tek gayesi müşterisini mutlu etmektir. Kaliteli hizmet sunmaktır ya. Ama orada ya yapıyorsa o zaten gerçek bir esnaf değildir yani. Gerçek bir işveren değildir benim gözümde. Bilmiyorum, ben de esnaflıktan, babam da esnaf olduğu için yani oradan biliyorum bir noktada. Hep öyle yaklaşırlar. Yani ne olur müşteri gider, gittikten sonra amına dersin, bilmem ne dersin. O kimseyi bağlamaz bir noktada. Ha ben de 7 yıldır restoranda müdürlüğü yapıyorum. Ankara'da eski ve köklü bir firmada denetim muhabbeti hiç yok. Biz 2 yılda 2 defa... Bu bölgeden bölgeye değişen bir şey olabilir mi? Harbiden lan, ne çok restoran müdürü varmış lan chatte. Mekanlarınızın adını yazın da gelip bir video çekelim. Bir tadalım bakalım. Ben müşterilerimin yanına gittiğimde empati kuruyorum. Eğer kötüyse yaptığım yemek, ertesi gün onu düzeltmeye çalışıyorum. Leti sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, bugün şeflere ve restoran sahiplerine özel yayınımız var. Ne oluyor ya? Ya şefim ben. Tamam. Yok lan, niye kolpa sıksınlar oğlum, ayak mısın? Ben motor kuryeyim. Ünlü restoran zincirlerinde patates kızartması yağı 50 kere de bir değişir.
Ben de şefim amına koyayım. Vay be ulan ne çok gurme varmış ya. Biz de şefiz amına koyayım. Bak ben de şefim. Bunu ben kanıtladım. Gözüm kapalı yemek yapıyorum. Ben de düğün salonu şefiyim. Masaya gelen yemeği silip süpürüp biz yemedik bir tabak daha koy yiyelim diyorlar. Elbette kırmıyorum ama aynı adam tabağı sıyırırken bir tabak daha istiyor. Allah Allah. Abi ben de geçen... Yeter artık. Ben de geçen bir kafede garsonluk yapmıştım. Ha, tamam sen boş ver. Dur oğlum. Karıştırma şimdi kafamızı. Var mı başka şef olan? Oğlum chatten Danilo falan çıkacak birazdan. Yaptığım yemekleri atayım mı DC'den? At. Ben şef değilim de babamın restoranı var. Bu arada benim amcam şef. Restoranı da var. Oğlum genel olarak düşünsen zaten herkesin ailesinde bir tane mekan sahibi vardır yani. Hani bu çiğ köfteci olabilir, restoran olabilir, kafeterya olabilir. Bu bence net. Yakın çevresinde, ailede, uzaktan yakından, akrabalarında mutlaka birinin bir şeyi vardır. Bizim yok ya demiş. Banlayın mı onu? Dışlayın onu. Bizde yok abi. İyi. Vardır vardır. Senin haberin yoktur. Şu an dükkandan izliyorum. Ne dükkanı var Larzo? Sen pizzacı mısın sen de? Ha Hollanda'daymış o. Demek ki dönercide çalışıyorsun. Dönerciyiz. Siktirin gidin lan dur videoyu izleyelim. Bir puan mı vereceğim? Orkun şey değil mi? Yemek o kadar kötü değildi. Bir puan. Evet. Ha, işin boktan tarafı ben de Amerika'da bir sene restoran işlettim anasını satayım. Dönerci. Çok garip ya. Ama orada kalbimi kıran şeyler oluyordu. Hepsini düzelttim ya. Hepsini düzelttim vallahi bak. Ciddiyim. Şunu çok iyi öğrendim orada. Hiçbir sikim bilmiyorken. Güler yüz. Tatlı sohbet. Güzel hizmet. Sürekli göz teması rahatsız etmeyecek şekilde. Yani masaya odaklı bir şekilde. Ve güzel ikramlar. Bunları yaptıkça cironu bile 3'e 4'e katlıyorsun yani. O yüzden Amerikanım'da anlatmıştım. $200 başladım. $700-800, $1000 ciroya kadar çıktı orası 1,5 ayda. Bir gelen bir daha gelmeye başlıyorsa doğru yoldasındır. Yok ya yorumlar çok haksız ya ama bir. Sen kaç veriyorsun? Bir abi burası. Oha bayağı gömdüler lan. Bir verdiler. Arkadaşlar normal puanı buranın 2.6'ymış. Bence çok. Ben çok üzülerek bir yıldız veriyorum. Ve bir daha Hatay'ın bu kısmına gelmiyoruz. Nasıl Buca'daki pizzacıya bir daha uğramayacağımız gibi ve ben İstanbul'un yarısına gidemediğim gibi. Çünkü şeyde biz mesela en düşük puanlı oteller videosunun altında otelcilerin hepsi bizi öldürmekle tehdit etti. Ya yani onları yaşıyoruz. Siz de bu arada sen de aynı şekilde bir daha buraya gelemiyorsun ya. Umut buraya hayatından. Harbi birazdan dövecek adam. Retanın burasını sil. Evet geçiyoruz efendim bir sonraki durağımıza. Şeyi biliyor musunuz şurada bir tane Sami diye köfteci varmış. Ha, çok meşhurmuş burası. Çok iyi diyorlar iyi mi? Siz beğeniyor musunuz? Allah niye? En güzel cevap ağız tadına uymuyor demek. Abi kaçıyorsunuz cevap vermekten kaçıyor abiler. Beğenmiyorsunuz gibi anlıyorum. Karıştır karıştır. Sen dağıt ben yorumları okuyayım. Tamam. Abi sen bu köfteci Sami'yi biliyor musun? Biliyorum. Güzel mi? Ev yemek istiyorsun. Ev yemekleri var burada. Köfte yok mu? Epeydir yemedim ben köfte. Güzel miydi son yediğinde köftesi? Allah Allah bak 5 kişiye sorup geldiğimizden beri yanındayız kıraathanedeyiz. Kimseden bir cevap alamadık. Tavsiye eder misiniz yani? Başımıza bir iş gelmez yani. Şimdi burası köfteci arkadaşlar. 90 yorum almış ve 90 yorumda 2 puanı korumayı başaran yegane köftecilerden diyebiliriz bence. 2 puan çok düşük. Demin 2.6'ydı dönerci o beni korkutuyor. Şimdi ben daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi buranın sıkıntısı genelden lezzete falan evet çok laf eden olmuş ama kazık olmasıyla ilgili çok şey. Arkadaşlar
şu an İzmir'in Bornova semtinin Yeşilova mahallesindeyiz. Yani burada fiyatların normal ve hatta uçuk olmamasını bekleriz. Son derece iğrenç bir yer, tuzak, kimse gitmez. Uzak. Köfte değil, kazık yemek istiyorsanız Köfteci Sami'ye gidin. İki tek çöp şiş, bir tek rulo köfte, yarım litre su 1220 lira. Oha lan. Fiyat biraz yüksek geldi bana da. Berbat reklamlara kanmayın. Nasıl köfte oldu? Köfte demezsiniz buna diyen çok var. Babasıyla ikisi de zehirlenmiş. Rezilsiniz, insanları dolandırıyorsunuz. Para tuzağı. Köfteci Sami, sakın gitmeyin. 4 kişi bir yıl önce 2500 lira hesap ödemişler. 4 kişi bir yıl önce. Michelin. Ya oğlum maça kızım bu ya. Yıldızlı. Köfteci Sami oğlum, saçmalama. Evet arkadaşlar, Litil'in yaptığı yemeklerin görselleri çaycı tarafından bana ulaştırıldı. Bakalım. Yum yum. Bu ne lan? Armut mu bunlar? Bu avokado mu? Bu kaşar mı? Bu kabak mı? Kabak. Vegan yemek. Hayatta yemem. Allah'ın gücüne gitmesin. Nom nom. Ben cahilim bu arada. Bunları bilmiyorum ne olduğunu. İmam bayıldı değil oğlum bu. Yemem dediğim lezzetsiz gözüküyor diye söylemiyorum. Benim tarzım değil abi, ben... Bak bunu gömerim galiba. Kabak çekirdeği. Kızarmış kabak. Kabak çekirdeği, kızarmış kabak. Kabak sos. Aslan çiçek. Bu gidebilir, bu gidebilir. Ha dün yapmış bunları, kendine yapmış. Oha, kendine mi yapıyor bunları? Abi genel kitlede merak ettiğim bir şey var. Okursan hem sen cevabını chat'te sorar mısın? Bir hamburger menüde en çok neye dikkat ediyorlar? Patatesin tazeliği ve tadı mı? Hamburgerin eti ve ekmeğin yumuşaklığı mı? En önemli olan şey insanlar için nedir, bunu öğrenmek istiyorum. Ha öyle taktik alıp da işletmene katkı sağlayamazsın koçum. Bu konularda bu kadar uzmansan sen bize anlatacaksın. Biz sana değil. Öyle bir dünya yok. Onu bilesin. Hayır, taktik falan vermeyin. Adam az önce işinde nasıl başarılı olduğunu anlatıyordu. Kalkmış bize hamburgeri soruyor. Hamburger bu ya. Baba bak. Hamburgerin olayı kesinlikle ve kesinlikle etten bahsediyorum. İçine çok harç girmeyecek, bu bir. İkincisi dışı yanmış olmayacak. Birçok hamburgercide bazen bu hataya denk geliyorum. Yanmış bir köfte tadı oluşuyor. Dışı yandı mı, sertleşti mi o hazzı vermiyor. Yani yanık tadı geliyor. Et ya, nasıl pişmiş olduğuna bağlı. Nasıl seviyorsanız o ayrı, ama ben hamburgerin ekmeğine çok takılırım. Ki şu an son zamanlarda Ankara'daki favorim Yüzburger'dir. Şimdi gideceğim zaman şeyi de deneyeceğim. Unique Burger. Bak eğer olur da Ankara'ya giderseniz ve Ankara'da yaşayanlar varsa Yüzburger'i deneyin. İnanılmaz güzel. Ekmeği böyle reklam değil ya. Çok sevdiğim adamlar. Gidiyorum yemek yiyorum orada yani. Nasıl biliyor musun? Ya bu anlatılamıyor ya. Ne yapıyorlar bilmiyorum ama standart bir hamburger, evde hamburger yaptığını düşün. Alırsın hamburger ekmeğini. Hiçbir ekstrem özelliği yoktur. Eti desen abi harcı basıyorlar, normal köfte gibi oluyor. Hiç sevmem. Omnom Burger dediğim benim kuzenimin hamburgercisi, kendi yaptığı etle bildiğin içine hiçbir şey koymadan sade kıyma bırakıyor. Ve lezzetini diyor ki yanındaki bileşenlerden alacak diyor. Bunu yapan çok insan var. Ve çok güzel bir sonuç veriyor. Hamburgerin köftesi lezzetli olsun diye uğraşılmamalı bence. Çok garip anlattım ya. Hiçbir şey anlamamıştır kimse. Etlerin sulu olması ve ekmeğin taze olması, biz kendimiz üretiyoruz ve 13 tane şubemiz var. Tamam işte. Gelirse Ankara'ya bekleriz abi. Hamburger firmanın adı. HMBRGR. Peki madem bu işletmem var. Nocip. Yüzburger'de yedin mi hiç? Elbet yemişsindir. Mesela o türüf mayonezli bir hamburgeri var. Bak.
bir ye orada yemediysen. Ne oldu yani? Özel bir ekmek, güzel bir ekmek, yumuşak, artık tereyağlı mı diyeyim ne diyeyim ona. Çok lezzet katıyor. Et sert olmayacak, yumuşak, kalın, böyle güzel sulu sulu olacak. İçindeki domatesi, böyle bak hamburgerde onu çok hatası yapıyorlar. İçine bu kalınlıkta domates koyuyor abi. Yani zaten sırılsıklam yapıyor içini. Bence çok kalitesizleştiriyor. Aynı şekilde marul da çok hatalı bir ürün. O marul ya siyah oluyor ya yumuşacık oluyor, ölmüş oluyor, bitmiş oluyor. O da çok öldürüyor. İçine kullanılan cheddar bence çok önemli. Ki lavaş gereği kullandığı zaman çok lezzetli oluyor. Ya ben birazcık daha sade hamburger seviyorum. İçi çok dolu hamburgerleri sevmiyorum ben. Domates bozuyor. Mayonez akar. Bilmiyorum, ben de hamburger uzmanı mıyım? Yani yiyici olarak iyiyimdir. Benim yorum bu. Patates mesela. Şimdi herkes baharatlı patates hastası. Ben ise ince patates seviyorum. İnce patates ve maalesef ki baharatsız patates. Çıtır çıtır. Dışı çıtır, içi yumuşak. Turşu. Turşu çok seviyorum ben. Ya bak, içine domates, marul, turşu, köfte ve ekmek koyduğunda ev tipi hamburger oluyor. Bence bunun artık bir özelliği yok. Çok standart evde yapılan hamburger yani. Sos olarak ben genelde hamburger kendim yaptığımda mayonez, ketçabı karıştırıyorum. Çık 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 çık, o böyle hafif bir pembe kıvamı alıyor ya, ben çok severim o sosu. İçine de biraz böyle turşu rendelersen, turşu karıştırırsan, biraz da tuz, 10 numara bir sos oluyor benim için. Kalın bir orta pişmiş et, ondan sonracığıma güzel bir ekmek, kapat, aksın. Big Mac sosu da aslında onun gibidir, evet. Yanına da çıtır patatesi koyarsın, ince uzun, içi yumuşak, dışı çıtır. Bitti baba, ben oradan keyif alırım yani. 3-4 tane gömerim. Abi turşuyu tek yemeklerin yanında yer misin? Abi ben de turşu ve soğan sevdası mercimek yemeğinden başladı. Hani hepimizin vardır ya, evinde yemek çıktığı zaman böyle koyarsın. Bir soğan ısırırsın, bir turşu atarsın, bir kaşıkla mercimeği, mercoyu vurursun, böyle bir kendine gelirsin ya. O yüzden o bende alışkanlık haline geldi. Ben turşuyu normalde acıkıp sıkıldığımda da büyük kavanozlardan alıp açıp kıtır 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 bütün kavanozu bitiriyorum zaten. Yiyorum. Soğuk soğuk, buzdolabından çıkmış. Turşu abi yani, turşu sevilir ya. Tek yiyorum yani. Sonra çok güzel bir formül vereyim. Çok standarttır ama bütün çocukluğum öyle geçti. Ton balığını açtın. 2 tane. Yağını bir tanesini süz, diğerini süzme. 160'lık 2 tane ton balığını kaseye dök. İçine mısır dök. Küçük küçük minnacık salatalık dilimle. Böyle turşular da dilimleniyor ya. Aynı şekilde turşu da dilimle. Koydun mu içine onu? Bas mayonezi üstüne. Tık 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 karıştır, o böyle balçık gibi olacak. Sür ekmeğin içine, yapıştır. Bak yanına da aç buz gibi bir kola. Hatta bazen onu sandviç yapmıyordum ben. Kaşıkla yiyip yiyip yanında da ekmeği ısırıyordum. O da güzel oluyor. Ya kardeşim, onun marullu lavaş arasına yapıyor. Hiç sevmiyorum. Aç bir kıkılı. İç. Evet, başka? Ya karşımızda da böyle kabak tabak bir şey var ya. Abi marul falan değil, biz karamelize soğan, turşu ve tamam bak, onlar da güzel ama iyi yapmak lazım, yoksa bok ediyor. Üretilen soslar da çok önemli. Ben gittiğim her yerde sosları deniyorum. O zaman İstanbul'a geldiğinde Jumbo Burger'e git, onun bir mayonezini ye mesela. Çok pahalı bir yerdir ama mayonezini bir denemeni tavsiye ederim. İlik jeli gibi ama mükemmel bir tat. Ama hiçbir şekilde sırrını açıklamıyorlar dışarı.
Akale abi mükemmel. O da güzel tabii canım. Yeter hadi. Hadi dur video izliyorduk. Kaç kaç kaç, arkana bakmadan kaç diye bir yorum gelmiş mesela. Papaz. Bir insanı ortalama doyurabilecek bir hamburger yaklaşık 800 lira falan olmuş orada. Şu kadar bir şey. 400 liraya küçüğü geliyor böyle minnacık. Ama büyük hamburger zincirlerine geçen gittiğimizde önden bastırsın midemize gitsin dediğimizde kaç? 3 tane tek cheeseburger istedik, 600 lira verdik. Bildiğim bu. Hatta bu. Şu bak. Böyle bir cheeseburger. Şimdi onunla onu kıyaslıyorum. Diyorum ki demek ki piyasa böyle. Kimde biliyor musunuz siz? Kaçtı. Evet. Ha? Kaçtı. Kim papaz kaçar? Kaçtı. Papaz kimde? Papaz kaçtı oğlum onun adı. Kimde? Papaz kalan kaybediyor değil mi? Evet. Tamam. Papaz, papaz kaçtı kimde olmadı abi? İzmir'de de hayır, bunu değiştirmeyin artık ya. Ya oğlum ne yapıyorsunuz ya? Kolay gelsin. Köfte var mı? Yok köfte. Aa. Köfteci yazıyor diye geldik. Kapatmış. Evet, köfteyi kapatmış. Ev yemeği yapıyorsunuz artık. Yiyeceğim mi ev yemeği? Yiyelim gelmişken. Sen kuru fasulye pilav seversin. Olur. Of. Kuru pilav alalım bir tane o zaman. Gelmişken en azından denemiş olalım. Biz köfte için gelmiştik ama ne zaman oldu? 6-7 senedir geçti. 6-7 senedir yok mu köfte? Aa. 3 ay önce yorumlar nasıl oluyor? Enteresan. Vey anasını ya. Bak şimdi bir daha bakıyorum. 4 ay önce, 1 yıl önce bir sürü gariplik var. Çok enteresan. Bir paralel evrende bir köfte. Leti bu arada yanlış anlama ha. Yemeklerin çok güzel duruyor. Sakın yanlış anlamanı istemem. Sadece biraz sen vejetaryen ağırlıklı ya da ne bileyim daha sebze ağırlıklı besleniyorsun. Benim hiç öyle bir zevkim olmadığı için yemeğin görüntüsüne falan asla yorum yapmadım yani. Oğlum bu saatte Ayadaş'tan ne mesajı geldi? Aa sonuçlanmış bu saatte. Ya ama bu bugün de böyle oldu. Abi yok hala 197 volt akım geliyor ya. Yanlış bir yere mi gittik? Burası mı yok oldu, silindi? Bir yıl içerisinde en az 10 tane yorum var. Köfte yemişler. Yoğurtaları. Ellerinize sağlık. Köfteci yazınca biz de dedik köfte var. Biz şeye baktık, internetten yorumlara baktık. İnsanlar 3 ay önce falan köfte yedik diye yorum atmışlar. Tuğkan, babamın tüm çete selamı var. Bu dün yaptığım basit bir şey dedi. Sedef kızım işine baksın diyor. Bir de kriz geçirdim gece gece. Oy işte baban benim dilimden konuştu şu an. Anladın mı? Şu an benim dilim bu bak. Language. Of güzel duruyor ama sarımsakları biraz daha pişirseymiş. Kütür kütür. Güzel duruyor. Lezzetli. Kimin babası bu? Adanalı matkap. Şu bezelyeleri ayıklardım hemen şuraya. Sebze düşmanı. Aynen selam. Ne haber? Kötü yorumlar biliyorsun. Evet. Oğlum geldik ama köfteniz yok. Yanlış yere mi geldik biz? İşte bizi karıştırıyorlar. Ha bunların konumu... Aslında çok güzel oyun kurmuşlar değil mi Orkunlar? Halbuki orasıymış ve şu an ikna olup özür dileyip mis gibi yemek yiyecekler ve harika puanlar. Ne yanlış? Evet. Nereye gideceğiz biz? Kendine yapmış bunu. Evet. Bu nasıl bir keyif ya? Senin baban şef mi? Baban da mı şef? Ya bir... Yoksa hobicim. Gelmişken fırsattan istifade. 140 kilometre, 2 saat. Evet ama Maps'te burası çıkıyor. Kimler bu yer mi? En son şöyle bir şey oldu. Biz de 1 kilo köfte yedik dedi. Nasıl bu kadar? 2000 lira, 3000 lira falan evet. Yazmışlar. O hemen aynı klana katıldılar bak şu an. Birlikte gömüyorlar. Böyle bir şey görüyorum. Vay anasını ya. Biz de bakıyoruz çünkü köfteci o içeye gel. La babanın ellerine sağlık. Parmakları öpülür. Kıraathaneye sorduk falan. Leziz duruyor. İyidir güzeldir diyorlar. Allah Allah diyoruz iyi güzel ol ama. Şey olmasın diye şimdi gelene çakabilsinler. Yorumlarda görünmesin çaktıkları diye. Buraya. Buraya açmış. İnsanlar yorum yazmaya girdiğinde mal buraya, buraya yazsın diye. Burası bir aile işletmesi. Evet, çok tatlı değil mi? Leti küstü bu arada şu an yani. Hani kız 3 tane yemek yolda biz chatle birlikte atlarda
bir tane pirzola mı yardım bir gördük. Anne, kızı ve oğlu. Biz normalde restoranların ismi vermiyoruz ama burayı çok beğendik. Burası Köfteci Sami. Aa dur, Leti hala yolluyor. Oo, bir dakika, bu tavuk but püre mi bu? Bu soslu tavuk artı püre mi? Kuzu incik. Ha. Püre mi altındaki? Ölürüm püreye. Çok seviyorum. Vegan da değilmiş. Ha tamam. Şimdi bizim dilimize yaklaştın. Püre manyağıyım abi. Altındağ'dayız şu anda. Mekanda böyle bir yer. Burası yanlışına gitmeyin. Ve bak şu an pilavını, çayını, kuru fasulyesini yiyorum. Çok da güzel. Çok güzel. Valla çok güzel. Çok da güzel gerçekten. Aynen öyle. Deminki pilav utansın. Yeter lan yeter! Bak işte demek ki kısmetimizde burası varmış. Çok güzel bir aile. Ama arkada aile fertlerinin 8'i de böyle bakıyor şu an. İşletmesiyle tanışmış evet. Olduk. Komple güzel mahalleyle tanışmış olduk. Evet, ben mahalleyi çok sevdim oğlum. Sen Emir Milör, buyurun. Bakayım abi. Var mı eksik bir şey var mı Emir? Çok iyi abi. Bence gayet iyi. Fiyatları da öğren bakayım bırak. Ne kadarmış? Kesin çok makuldü. Affedersiniz. Fiyatlar nasıl? 3 çeşit böyle yemek 100 lira. Çok iyi. Ellerinize sağlık. Demek ki bak onların dolandırdığını göstermemiz gerekmiyormuş. Onun yerine burayı iyilememiz gerekiyor. Evet, hak yerini buldu. Evet, kesinlikle. Ki yani kaç saat önce çıkmıştır bu yemek. Ona rağmen güzel. Aynen. Buraya bir puan verirsin. 5. Aa ama internetten vermeyin. Veremiyorsun i̇nternetten işte. İnternetten verirsen evet. Oraya gidecek. Bence dur buraya 2 dakika hesap açalım. Şeyini koyalım buraya. Evet ya. Yerine Evet. Sami abi siz misiniz? Evet. Abi diyorum ki size buraya ayrı bir yer açalım şu an Google'dan. Gelmek isteyen buraya gelsin. Çünkü oraya gitmek isteyen buraya geliyor, tamam. Size küfür ediyorlar boşuna. Değiştirdim ya. Ben tamamen tablodan çalışmıyorum. Yok abi şöyle, Tunağan sana detaylı açıklar. Biz yorumlarda düşük puan almış restoranlara gidip yemek yiyoruz. Üçüncü durağımız da burasıydı. Çünkü buraya çok kötü yorumlar yapılmış. Biz sizi dolandırıcısınız sandık, öyle geldik. Oranın burası olmadığını anladık. Köfteci Sami sizin yerinize koymuş. Bize kazıkçı, dolandırıcı. Sami benim lan diye bir yükseldin. Sen her şeyi öttükten sonra dolandırıcı diyor bilmem ne. Kazıkçı diye geldik, sizlerle tanıştık. Buraya sizin dükkanı kaydedelim abi. Diyoruz ki şimdi bizim videodan da gelip burada ev yemeği yemek isteyen arkadaşlar olur, bulabilsinler. Kaydedelim burayı. Bence onu arkadaş yaparsa daha iyi olur. O bir Google'dan yeni bir işletme açacak. Abi ellerinize sağlık. Abicim evet, çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Oğlum çok güzel. Ben şok içerisindeyim. Dur bak. Çok ilginç bir içerik dur, oldu. Ben hemen puanımı da veriyorum. 5 yani. Çok net 5 abi ve gerçekten şu an hani haritada yerini açtıkları anda gireceğim. 5 puanımı vereceğim. Sizden de aynı şeyi rica ediyorum. Çünkü burası gerçekten hakkıyla, emeğiyle para kazanmaya çalışan, mahallede uygun fiyatlı, çok güzel yemekler çok sunan bir aile. Abi sana bir soru. Püre hafif pürtüklü mü seversin yoksa tamamen ezilmiş, pürüzsüz. Pürüzsüz olmalı. Jelibon gibi. İşletmesi abi, bu insanların hiçbir günahı yokken diğer... Diğerini yiyemiyorum diye değil. Ama tercihim oldu. Şerefsizler yüzünden buranın öyle görünmesi çok üzücü ve ayıp yani. Tepki veriyorlarmış telefonları. Çok ayıp ya yani. O yüzden ben buraya 5 puan veriyorum. Siz... Oy üşengeç püresi o. Hani ya dur şunu bir pıt 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 ezim, o neydi o yuvarlak içi kare kare boşluk böyle. Siz de arkadaşlar aşağıya linkini bıraktım buranın. Haritadan tıklayın. İnşallah şey yapmıştır, Tunağan eklemiştir buraya haritayı. Siz de lütfen 5 puan verin ki burayı kalkındıralım. Geçiyoruz sıradaki durağımıza. Şimdi yoldayız. Foça'ya gidiyoruz. 1,5 saat yolumuz var. Bir... Püre, şehriyeli tereyağlı pilav yanına. Onun da yanına ister köfte koy, ister pirzola koy, istersen ne bileyim. Her şeyi koyabilirsin, önemli değil. Pilav ve püre birleşimini çok severim. Yanına da buz gibi cacık koy bana, dünyanın en mutlu insanıyım. O kadar yani. Daha fazla bir şey beni mutlu edemez. Bir puanlı midyeci için 1,5 saat yol gidiyoruz. İnanılmazız gerçekten. Heyecanlı mıyız midye için? Çok heyecanlıyım. Bir puanlı midyeye 1,5 saat yol gidiyoruz. İstanbul'dan geldikten sonra. Oğlum bir de zehirlenme garantili. Yani garantisi var. Ne pilavı, bulgur mu, pirinç mi? Ben pirinçiyim. Bulgur da yiyorum ama pirinç başka bir şey. Daha da mutlu. Evet, Emir Bey. Tabii abi, 15 yıllık aynı tecrübe. 15 yıldır zehirleriz. Evet oğlum. Ya adamlar şey yok, yani bir değişiklik yok. Aynı kalite, aynı rezalet, aynı felaket. Seve seve zehirleriz. Nereye gidiyoruz şimdi Orkun? Foça'ya kadar getirdim. Ne ara denize girdiniz oğlum? Restorana gidin ya. Bu ne ya? Bak, midye çok hastası bir adamım ama kötüsü harbi adamı mal eder. Hayatımızda yediğimiz en kötü deniz ürünlerinden birisiyle karşılaştık. Yediğimiz ürünün midye dolma olduğuna ikna olmak için pek çok kişiye danıştık. Acaba gerçekten midye dolma mıydı? Temizlenmemiş ve muhtemelen çok uzun zamandır bekleyen
Hayat midyeler içerisine lapa bir şeyler doldurulmuş. Biraz soğan, biraz yeni bahar, biraz karabiber eklenip iç pilav bile yapılamamış. En kötüsü de midyenin sakalı olarak bilinen yosun parçaları temizlenmemiş bile. Kesinlikle foçada yapacağınız en son şey buradan midye almak olsun. Yorumları okumuş olsaydık almazdık. Bu konuda da pek çok uyarı yapılmış. Burada yediğimiz en kötü deniz ürünlerinden birisiyle karşılaştık. Yediğimiz ürünün midye dolma olduğuna ikna olmadık. Tamam, okudum ben. Tamam, okudum. Evet. Artık çiftlik midyemizi... Artık kendi midyemizi yapıyoruz. Sertifikalı, ruhsatlı çiftlik midyemizi denemenizi rica ediyoruz. Denemenizi rica ediyoruz de. Yani tanık fiyatı öderken görüyorsunuz ve hayatımda yediğim en kötü midye. Oo, mekan sahibi atar yapmış. Menüde midye yok. Tam zabıtalık. Fiyatı öderken görüyorsunuz. Ve hayatımda yediğim en kötü midye. Sertifikalı olduğunu ve kendilerini yaptığını iddia ediyorlar ki yapamasalar daha veren ama. Ayrıca kasada öğreniyoruz ki kredi kartı geçmiyor. Siz tezgahtan pis midyeleri yemeye alışmışsınız. Onlara devam edin. Bizim ruhsatlı ve sertifikalı çiftlik midyelerimizi müşterilerimiz seviyor. Ya oğlum midyenin sertifikası mı olur ya? Midye sokaktan yenir ama kalmamıştık. Vardır ya, vardır vardır. Hala ünlü iyi midyeciler vardır. Sertifikalı olduğunu ve kendilerini yap... Sokak midyecileri. ...sını iddia ediyorlar ki yapmasalar daha hayırlı olacak. Ayrıca kasada öğreniyorsunuz ki kredi kartı da geçmiş. O zaman şimdi biz bu adama beğenmedik desek bu adam cevap ya. Şey yapamaz. Bisikletli polisler falan da var. Polisler bisikletle geziyor ve çok tatlı abi. Buradaki herkesin hayatı çok güzel. Herkes çok mutlu gibi görünüyor. Bu arada İzmir'in öyle bir etkisi var. Gerçekten öyle. Yani Selçuk'a ne zaman gitsem, o taraflara ne zaman gitsem insanların hala farklı bir diyarda yaşıyormuş gibi yüzlerinin gülmesi, kimsenin kimseyle uğraşmaması, ondan sonra böyle garip ya hani... En son gittiğimde ne kadar kaldım orada? 2 hafta kaldım. Hem böyle tarihi yerleri gezdim. Hem insanlarla oturdum, sohbet ettim. Böyle çok farklı hissettim. Sanki bir 2000'li yıllara inmişim gibi hissettim. 2000'li yıllarda Caddebostan'da geziyormuşum gibi hissettim. Gerçekten böyle bir etkisi var oranın. Çok ilginç. İnsanların yüzü gülüyor. Tahammülleri var hala. Yani bir şekilde kavga etmiyorlar. Gergin değiller. Mutlular. Garip. Bilmiyorum. Tanıştık ufacık, okuldan çıktık, kumdan kale yapmaya, denize girmeye abi, geldik. Abi nasıl güzel ya, biz okuldan çıkıp eve gidiyorduk, bok gibi ödev yapıyorduk falan, bunlar denize giriyor, çok hoş. Merhaba. Sen öyle san. Valla bilmiyorum, ben gittiğim zaman gördüğüm o. Sen bize hocam 20 tane gönder midyeye. Midyenin fiyatı nedir tanesi? Porsiyonunda 20 tane 200 lira. Tanesi 10 lira. Evet. Tamam. Tamamdır. Şimdi adamlar tanıdılar muhtemelen bizi. Midyelerin iyisinden mi getireceklerdir? Bence öyle. İyisi varsa zaten o da iyi bir şey. Yani demek iyisi varsa şöyle iyi bir şey değil. Bu arada bayağı deniz kenarı değil mi? İstedikleri insanlara iyilerini veriyorlar. Yok o hiç mi? Şimdi ben buranın yorumlarının çoğunu okuduğum için abi şöyle bir done vereyim ki insanlar geliyormuş midye tezgahına bakıyorlar ya. Büyük olanlar ön tarafta. Evet. Küçükler altta. Ona göre geliyormuş, anladın mı? Ya gerçekten böyle bir edit niye yaptınız oğlum? Abi. Ha, büyükmüş gibi sen sipariş evet. Ediyorsun. Küçük biz çıkıyor tezgah aslında. Görmedik ama fiyat sorduk. Evet. 20 tanesi 200 TL dediler. Menüde midye yazmıyor diyorlar. Doğru abi. Menüde midye doğru. Fiyatı yazmıyor diyorlar galiba. Evet. Ne içersiniz? Foça gazı var isterseniz. Nedir o? Lavanta aromalı. Olur. Bunu jetine ayrı alırsın. Evet. Tamam. Oğlum bu midyelerin üzerinde şeyi duruyor kredi lan. Kredi kartıyla vereceğiz. Nakitimiz var mı? Yok. Nakit yok. Kredi kartı tamam. Geçiyor mu? Geçiyor abi. Allah Allah. Midye çok yedim. Belki vardır ama şu beyazlıkları bilmiyorum bir zararı olabilir, var mı? Olabilir. Bir zararı yok. Çok görmedim ama sen gördün mü bilmiyorum. Yani oluyor. 20 tane midye geldi. İnsanlar midye 6 lira diye şikayet ediyordu. Midye şu an 10 lira olmuş abi. Midye 10 lira. Bir aç bakayım içini. Gayet iyi. Evet gayet güzel görünüyor. Evet at bakalım yavrum. Ben seni kendi ellerimle beslemekten memnuniyet duyuyorum. Yanında biri var mı? Yorum yapabiliyor muyum? Yok kanka biri. Adam orada eli belinde bekliyor amına. Alasın şu an. Evet abi. Ne oldu? Yok bir şey yapmıyorum. Selamlar abi. Merhaba. Aa videoya çekiyor ya. Dayı kuruldu. Yorum yapmayalım diye masayı bekledi. Evet. Yediğimiz şey midye miydi? Ciddi mi söylüyorsun? Pilavı pilav. Ama bir şeylik var abi. Midye bu kadar uzun süre çiğnenen bir şey değil. Bu böyle bitmedi. Yani bir deneseniz oğlum. Belki yani ben şey yapmış olabilirim. Okey ya abi. Okey mi diyorsun ya? Oğlum Emir bile okey dedi lan, Emir yersin. Emir okey dediyse. Emir okey dediyse yersin yani. Ben yerim ya. Yok bu problem yok. Biraz fazla balık tadı var. Okay. Güzel. Çok güzel lan. İçtin mi? Beklediği için konuşamıyoruz. Hava...
Havalar da çok ısındı. 38 derece hava mı olur ya? Google'da bütün kötü yorumlara cevap verdikleri gibi masalarda da. Bekliyorlar. Beğenmeyen çıkarsa anında da. Giriyormuş biri, biz sertifikalı ve onaylıyız. Başımızda çok beklediler. Yiyor musun bir tane? Ye bakayım yavrum. Ben 5. falan. 5. mi? Ben midye çok seviyorum ama. Ben de midye, ben de çok, midye çok seviyorum. Midye güzel bir midye değil ama hani böyle çok kötü, rezalet değil. Bir şey evet, diyemiyorum. Katılıyorum. Yani yok, böyle zehirlenmen de bundan çok mümkün değil gibi. Yok mümkün. Ya, çok mümkün. Çok mümkün. Öyle bir şey yok. Taze olmayışı mı? Ne oldu ya? Evet bak bu mesela iştahım kaçtı abi. Yok bir şey görmüyorum ben burada, sizin şu bölümünden bahsediyorsun değil mi? Evet bana bir renkte bir gariplik var gibi geldi. Bir de en üst kısmında şu alt kısmında bir siyahlık var. Şuralar normal mi bilmiyorum tabii de. Ya biraz sinir olur normalde de bu. Şuralar nedir? Midye tava alabilir miyiz? Midye tava. Ne oluyor? İki tane. Emir tuvaletin gelmedi mi senin? Ben gideyim ya abi tuvalete de. Elimde kalmıyor. Tuvaletten beklen. Budur ya. Bu kalırdır zaten tuvalet. Bir opet tuvaleti değil mi? Süper. İyi ya. Şimdi benim midemde bir hareketlenme var. Böyle bir popo kaslarımı sıkmak durumunda kaldığım bir şey içerisindeyim. Sosuyla midyemiz geldi. Bu da böyle bir güzel duruyor. Çatal aşırı temiz değil. Bunun abi yağı çok böyle şey kötü dediler. Salata kötü bu arada. Okun beğendi. Yok. Hiç beğenmedim. Ben bunu yiyemedim. Ben midye tava çok sevmiyorum zaten abi de. Ya bu da evet değildi ya. Ay. Bu ne ya? Şurası ne? O işte şey yaşanmışlığı midyenin. İçim kalktı oradan. Kötü oldun değil mi? Çok işte içine bakmayacaksın abi her şeyin. Her şeyin içine bakmayacaksın. Şurası Orkun bak. Bu ne olur? Kusma tamam dur. Yeter bence. Bence de yeter. Bence abi burayla ilgili enteresan bir durum var. Markada toplandılar, büyük girecekler. Hani abartıldığı kadar kötü değil ama iyi de değil. O yüzden abi bak benim düşüncem burası abi 1.5 puan. Siz ne düşünüyorsunuz? 3. Ben kendi yaşadığıma göre ben de 2.5 diyorum. Okey 1.5, 2.5. Puanımız 2.33. Buranın verilmiş puanı 1.5'tu. 2.33 mü? Yine daha yüksek bir tamam, şey çıktı. Tamam evet bizim deneyimimiz 2.3 tamam. Hiç bir sürü şey yedik ama hiçbir şeyden doymadık. Hiç böyle mükemmel bir şey de yemedik yani. Yemedik, daha yemedik. Evet. O zaman kalkalım kapanış başka bir yerde alalım. Küçük. Bazı yemekler yedik. Çok güzeldi canım, niye öyle diyorsun? Adı devamda kaldı. Gerçekten en beğendiğim... Anlamadım abi, öğürdü ya adam az önce, ben tam düşünüyordum. Yine hangisi, en sevmediğin hangisi? Kuru fasulyeyi saymıyorum çünkü orada evet, bir karışıklık. Evet, onu saymıyoruz, oldu. Orası düşük puanlı diye orayı saymayayım. Yani midye, döner, pizzadan... Bu üçü arasından bir tek pizzayı evet. Yarın bir daha yiyebilirim. Evet, evet, döneri ve midyeyi bir daha yemeyi tercih etmem. Siz tabii bu yerleri bulursanız, biz bilerek isimlerini paylaşmıyoruz. Onlar hani yine kötü bir şey olmasın diye. Ama siz oraları biliyorsanız, bulursanız, yerseniz mutlaka ya da daha önce yediyseniz mutlaka yorumlarda yazın. Biz bunu... Şu an o kadar merak ediyorum ki yani hani bir imkanım olsa ışınlanıp şu yedikleri her şeyi bir yemek istiyorum. Seri olarak yapalım. Keşke istiyoruz. Öyle bir imkanım olsa. Türkiye'nin farklı yerlerini gezelim en düşük puanlara. Bakalım bizim için tabii biraz felaket oluyor. İnsan ister gittiği yerde güzel yemekler yesin ve doyduğumuz için de böyle. Hani bir de İzmir'in şusunu da yiyelim yapamıyoruz maalesef. Vallahi öyle bir şey yapmaya karar verirsen hani yüksek puan, daha da yüksek puan, daha değil gelirim. Düşük biliyorum. Puanlılara bakarız da. Valla Rafet'e çok teşekkür ediyorum. Normalde hayatta gelmez. Estağfurullah. Beni kırmadığı için. Emir Bey'e teşekkür edemiyoruz çünkü Emir'i bıraktık. Yetişemedi. Emir'in emekleri büyük. Ben. Abi gıda sektörü bir garip ya. Abi yemek yediğin en berbat, en kötü deneyim neredeydi? Hiç bilmiyorum. En berbat, en kötü. Hiç öyle bir şey canlanmadı kafamda ya. Avşe'yi düşünüyorum. Avşa'da hiç çatır çatır gömüyorduk her şeyi. Ha, o var bir tane canım. Var, şimdi aklıma geldi işte. Zehirlendiğim var. Hamburgerden iki ısırık aldıktan sonra ikinci ısırığımı daha yutmadan çıkarmaya başlamıştım ve bir ay boyunca kusmuştum. Bir ay, iki ay boyunca mı ne? Artık böyle şey olmuştu. Ama orada çok zehirlenen oldu ya o fast food zincirinde. Kapattılar sonra orayı. Hatta orada çok daha boktan bir durum olmuştu. Farelerle ilgili, fare ayaklarıyla ilgili. Bunu anlatmıştım ya, şimdi bu kadar şeyin üzerine anlatmayacağım mideniz iyice kalkmasın diye. Ama rollerblade'lerde evet, ayağımda patenler varken o aşağı gidip bu kadar hızlı çıkartabileceğimi tahmin edemezdim. Hani yersin,
Bir süre sonra zehirlenir, kusarsın. Tavuk zehirlenmesi de tehlikelidir ya. Çok hızlı bozuldu midem yani. Başka bir kez Möleyen, hani